Selim, burada çok az kişi var. Bu kadar yeterli olmaz. Serap Hanım'la son görüşmemizde fabrikadan hiç kimsenin çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi. Borcu kapatmak için başka bir yol bulacakmış. Ben de tamamlamadım o yüzden. Peki Serap'ı dinlemeni sana kim söyledi? Halide, sana olan saygım ve itimadım sonsuz. Lakin bu fabrikanın çoğunluk hissesi Serap'ın elinde. Ona danışmadan böyle bir karar veremeyiz. Ne oluyor burada? Tam vaktinde geldin Serap. Biz de Selim Bey'le bu fabrikayı iflas etmekten nasıl kurtarabileceğimizi mütalaa ediyorduk. Lütfen sen de iştirak et de bu duruma bir çözüm bulalım. Eğer Orhan bütün paramı çalmasaydı zararı telafi edebilecektim. Ama Orhan bulunana kadar bu pek mümkün görünmüyor. O vakit benim dediğimi yapacağız. İşçi sayısını yarı yarıya azaltacağız. Bu durum bizi bir ayda toparlar. Selim, lütfen listeyi tamamla. Bu durumun bir hafta içinde çözülmesini istiyorum. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Öyle mi? Peki ne yapmamızı öneriyorsun Serap? Burada böyle elimizi kolumuzu bağlayıp alacaklıların kapıya dayanmasını mı bekleyeceğiz? Selim, faaliyet raporlarını istiyorum. Gider raporlarını da getir. Ne kadar tasarruf edebiliyoruz bir bakalım. Belki çalışma saatlerini falan da arttırırız. Bunu düşünmediğimi mi zannediyorsun? Sen Orhan'la Paris sefaları yaparken biz Selim Bey'le burada her şeyi enine boyuna tahkik ettik zaten. Ama bir faydası yok. Bak Serap, eğitimin ve kapasiten kâfi olmayabilir. Durumun vahametini anlamakta da zorlanabilirsin. Ancak fabrika iflas ederse bütün işçilerin işsiz kalacağını aklına getir. Bazen bir fabrikayı ayakta tutmak için fazlalıklardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde iflas kaçınılmazdır. Halide, bu fabrikanın hisselerinin çoğunluğu hala bende. Yani söz hakkı hala bana ait. Bu fabrikadan tek bir işçi bile çıkarılmayacak. Anlaşıldı mı? İyice anlaşıldı mı? Serap, aile mirasımızı ellerinle mahvetmene müsaade etmem. Seni uyarıyorum. Bir hafta içinde eğer bu duruma bir çözüm bulmazsan işçiler gider. Ben mahkemeye gidiyorum. İyi günler. Avukat bey sizsiniz değil mi? Evet. Ben sizin metninizi çok duydum. Bir mesele konuşmaya geldim. Şimdi bir davaya yetişmek zorundayım. Daha sonra uğrayın lütfen. Ama çok önemli. Hayat mayat meselesi. Anlıyorum. Ama şimdi çıkmak zorundayım. Yarın gelirseniz etraflıca konuşuruz. Hacer! Kız Hacer! Duydun mu kız? Ne var kız, ne bağırıp duruyorsun? Zehra'nın oğlan idamlık olmuş. Bugün yarın asacaklar mısa? Sana ne ayol? Sorduk mu da bas bas bağırıyorsun ha? Kız olur mu? Sen değil miydin sabah beri sorup duran? Cemşir Efendi'nin halı hal değil. Kesin idamlık oldu Hamza diyen, Mustahak diyen. Yüreğin soğusun işte. Haklıymışsın. Hadi oradan be. Cık. Aman kardeşim. Sen tenekeyi bilmiyor musun? Her laf herkeşlerin ağzında. Zar beni başkalarına benzettiler. Hem Cemşir Efendi avukata gidecek ya. Belki mahkeme bozar kararı ha? Ben bilmiyorum Hacer. Biz nerede hata yaptık hiç bilmiyorum. Biz bunları hak edecek ne ettik? Hiç bilmiyorum. Öyle söyleme bacım. Hem alın yazısı ne yapacağım? Önüne geçilmiyor ki. Ben olmayayım, ben olamadım Hacer. Olsaydım böyle olurdu. Serap Hanım,
Efendim Ahmet? Şey, içeride konuşabilir miyiz? Gitmem gerekiyor. Ne söyleyeceksen burada söyle. Sabahla Kemal'i ziyarete gittim. Bunu size vermemi söyledi. Kıllıcık yerde adamı bulamıyoruz sabahdan beri ya. Selam be. Buraya dur. Nasılsın Ramazan? İyi, meyim çok şükür. Sabah arıyorum, gördün mü? Görmedim. Senin meyhanen oldu. Gelenginden yok mu hala? Yok. Ha, Tahir. Tahir. Nasılsın sen oğlu? Sağ ol kardeş. Hepiniz mi doktor oldunuz bana nasılsın diye soruyorsun ya. Hafıza arıyorum, gördün mü Hafıza? Yo, ne oldu ki ne? Bir şey olduğu yok ya, bir şey olduğu yok. Senin meyhanede sinek avlıyor dediler. Esa mı? Yürü git lan buradan. Yani sinek avlıyor diyor. Daha iki kelimeyi bir araya getiriyorum yürü. Geç benim karşıma konuşuyor. Ya abi sen neredesin kardeşim ya? Oho. Yemin ediyorum bu onun kokusu. Vallahi onun kebabı kokuyor. Hasetinden kebabın kokusunu bile ayırt edebiliyorum kardeşim. Ramazan! Hafız! Ramazan! Ya sen neredesin kardeşim ya? Ramazan! Kardeşim! Ya öldüm ben aktan. Zamanından beri seni arıyorum ya ben. Ramazan. İşi gücü olan bir adamım ben neticede. Yani Adana kazan güven kepçe dolandım durdum tezgahın altı. Yemin ediyorum var ya, acayip güzel olmuş ha. Hani sen davraya çıkmayacağım diyordun. Düşündüm de evde böyle boş boş oturmanın bir işe yaramadığını anladım. Hem belki Ramazan'a bir yardımım olur dedim, ondan geldim. He, yemin ediyorum çok güzel düşünmüşüm vallahi billahi. Gülizar da eli ekmek tutan bir er sansın beni. Tabii tabii, çok iyi demişsin. Eli ekmek tutan er olmak çok mühim bir şey. Hem senin gibi böyle güçlü, kuvvetli, zeki, yakışıklı birini nereden bulacak? Yemin ediyorum asalatından tabla yıkılıyor. Tabii tabii. Ne lan bu? Bunlar senin para, banknot. Nereden buldun lan bunları? Sabahtan beri kebap satıyorum diyorum sana ya. Ayaklarıma kara sular indi.